Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kanalımızda ilk kez bir soru cevap videosu yapıyorum. Geçenlerde kanalın topluluk kısmında bir paylaşım yapmıştım. Bana sormak istediğiniz soruları bu paylaşımın altında bana sorabilirsiniz demiştim. Bu videoda elimden geldiğince bana gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. İstiyorsanız sorulara başlayalım. Müzik Ali Aybar. iç mimarlık okuyorum. İç mekanda modelleme ve render için Blender'da kendimi geliştirmek istiyorum. Sizin videolarınıza denk geldim. çok faydası oldu. Acaba iç mekanda kullanılan mobilyalar modelleme ve renderlar ile ilgili bir seri yapar mısınız? Normalde kanalımda bununla ilgili seri var aslında ama sadece iki tane model yapabildim. Bir tanesi normal neydi? Masa tarzında bir şey. Bir tane de ufak bir tane koltuk tarzında bir şey yaptım. Normalde bu seriye devam edeceğim zaten ilerleyen zamanlarda. Güzel bir seri olacak diye düşünüyorum. O oynatma listesinde bu kanalda zaten rahat bir şekilde bulabilirsin. Ona bakabilirsin. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi iç mekana yönelik böyle yatak ve dolap tarzında değişik modeller yapmayı düşünüyorum. O zaman kanaldan takip edebilirsin yaptıkça diyelim. Evet bir sonraki soruya geçebiliriz. Kadir Sugar. Geometri not hakkında video çekmeyi düşünüyor musunuz? Kullandığınız veya tavsiye ettiğiniz edonlar nelerdir? CG Trader, Turbo Squid gibi sitelerde satış yapıyor musunuz? Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız fırsatınız olması halinde yurt dışına gider misiniz? Sizlerse cevaplayalım. Geometry not hakkında video çekmeyi şu anda düşünmüyorum. Çünkü bana çok hitap eden bir şey değil. Çünkü birkaç kez kullandım. Yani ne bileyim bu biraz otomatik vites araba kullanmaya manuel vites araba kullanmaya benziyor gibi geldi bana. Biraz biraz değişik bir tabir oldu ama yani şöyle hemen örnekleyeyim. Yani burada biliyorsun not kısmında yaptığımız işlemlerle modeller yapıyoruz. Ben daha çok kendi elimle yaptığım işleri daha çok seviyorum. Yani parametre girmek yerine orada kendim elimle bir şeyler yaparak böyle bir taraf falan çekiştirerek yapmayı tercih ediyor. Sadece bir kere falan mı ne kullandım galiba. Onda da bir ağ çeklentisi vardı. Onu kullandım. Yani güzeldi ama bana çok hitap etmiyor. Yani ilerleyen zamanlarda belki bir şeyler yapabiliriz ama sözünü vermiyorum şimdi. Bir sonraki soruya geçelim. Kullandığınız veya tavsiye ettiğim Edon'dan nelerdir? Şimdi kullandığım Evet, onlar neler? Hemen kısaca hemen bir göstereyim Blender'a geçip istiyorsanız. Şöyle neyle açtığım zaman burada botanik eklentisi var. Daha çok çalışmalarda bitki tarzı, ağaç tarzı şeyler ben buradan eklemeyi tercih ediyorum. Yani Blender'da bazen bunlar yapmak zaman alabiliyor. Zamandan kastım bir kütüphane yap oradan kullanmak bir sıkıntı değil ama böyle acil işlerde hemen kullanmam gerekiyor. Bunlardan kaliteli bir şekilde kullanabiliyorum. İçinde ağaç tarzı şeyler de var. Bitki tarzı objeler de var. Yani içinde yok yok diyebileceğim bütün bitki türü, obje objeler bulunuyor. Onun dışında ne var? Real Snow var mesela kullandığım. Şu araç üstünde acaba olur mu bilmiyorum bir göstereyim. Bu da modellerin üstüne kar eklemeyi sağlıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi aracın içine üstüne artık neresine denk gelirse bu şekilde kar eklememize sağlıyor. Yani kullandığım eklentilerden bir tanesi de bu. Çok sık kullanıyor muyum? Kullanmıyorum açıkçası ama yine delimin de altında bulunuyor. Başka ne var? Screen Case Add-on'unu kullanıyorum. Mecburum zaten. Bunu videolarda kullanıyor. Sol alt köşede bastığım tuşları gözükmesini sağlıyor kendisi. Şöyle hemen bir sıfırlarsam gelecektir. Burada bastığım tuşlar net bir şekilde gözüküyor. Başka kullandığım ne var? Şöyle bir düşünecek olursam pek de bir eklenti kullanmıyorum. Bir de çalıştığım dönemlerde Simple Manager add -on vardı. Onu kullanıyordum. O ne işe yarıyordu? Şu neyine yine açıp kapattığımız menüde şöyle göstereyim. Şurada tool kısmında yanlış hatırlamıyorsam. Aslında da varmış burada da şu anda kurulmadım herhalde bir şeyle. Buraya mesela yaptığım objeleri, modelleri, HD'alları buraya bir arşiv şeklinde bir kütüphane şeklinde eklememi sağlayan bir tane eklenti bu. Onun dışında da çok bir eklenti kullanmıyorum. Dediğim gibi Blender'da şu andan aşırı profesyonel bir çalışmalar yapmadığım için yani bu eklentiler benim işimi şu anda fazlasıyla görüyor diyebilirim. CGTrader, TurboSquid gibi sitelerde satış yapıyor musun? Şöyle söyleyeyim. Ben bu işi profesyonel anlamda veya şu aşamalarda maddi kazanç anlamında yapmıyordum. Yani şu önümüzdeki zamanlarda belki yapabilirim diye düşünüyorum. CGTrader'da sadece bir tane üyelik açtım. Yani sistem nasıl işliyor ve model nasıl nasıl onu öğrenmek amacıyla bir tane üyelik oluşturdum ve oraya sadece bir tane model ekledim yani ben aslında satış yapmıyorum şu anda belki ilerleyen zamanlarda bazı asetler yapmayı düşünüyorum ama yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum şu anda yapmıyorum diyebilirim ama ilerleyen zamanlarda yapmayı düşünüyor gibiyim eğer ki Türkiye'de yaşıyorsanız fırsatınız olması halinde yurt dışına gider misiniz şöyle söyleyeyim ben yurt dışına gitme taraftarı değilim şu aşamada yani şöyle söyleyeyim İngilizce dilim iyi bir seviyede olsaydı farklı ülkelere farklı işler yapmayı çok istiyordum. Bu benim en büyük hayallerimden bir tanesi şöyle büyük firmalara iş yapmak. Ama dediğim gibi zaten günümüz şartlarında iş yaparken özellikle tasarım işlerinde yurt dışına veya bir yere gitmenize pek gerek yok. Yani oturduğunuz yerden de yaptığınız modelleri farklı firmalara satabiliyorsunuz veya işte onlarla birlikte eş zamanlı çalışmalar yapabiliyorsunuz. Sonuçta oraya gitsem de hani örnek verin, dolar kazanacağım. Türkiye'den yurt dışına iş yapsam da dolar kazanacağım. Yani orada dolar kazanıp dolarla harcamak varken burada dolarla kazanıp TL aileye dönderdiğim zaman bayağı kallı oluyor hem de. Yani öyle bir şey olursa güzel olur yani diyor. Şu anda dediğim gibi gitmeyi düşünmüyorum. Ama dediğim gibi iş fırsatı olursa yurt dışında iş yapmak istiyorum. Evet bir sonraki soruya geçelim istiyorsanız. Erkan Çelik. Yaptığım paylaşımlar çok güzel. Seni Sebilgi kanalından duydum öyle geldim. Yazılımcıyım, görsel yönüm çok zayıf ama merak ettiğim bir konu. Malum durumlardan kaynaklı sanal gerçekçilik, metaverse gibi 3D tasarımların ilerleyen zamanlarda önem kazanacağını düşünüyorum. Soruya gelecek olursak sence çizim tabletiyle mi başlamalıyım yoksa mouse'la mı? Öncelikle buradan da Baran ve Reha Yağcıoğlu hocalarımıza selamlarımı yolluyorum. Eğer belki bir tık bilmeyen varsa kendileri Blender'ın Türkiye'deki en büyük öncülerinden birileridir. O yüzden Ondan da videolarınızı şiddetle izlemenizi tavsiye ederim. Buradan tekrardan kendilerine selamlar yolluyorum. Umarım keyifli yerindedir. Şimdi sorunun aslında kaynağına inecek olursak sen karakter mi modellemek istiyorsun? Grafik işi mi yapmak istiyorsun? Yoksa sadece obje bazlı modelleme mi yapmak istiyorsun? Yani buna bir karar vermen lazım. Mesela karakter yapacaksan tabii ki tablet kullanman senin için faydalı olacaktır. Nedenine gelecek olursak çünkü tabletlerde biliyorsun yani basınç hassasiyetine göre bir hissiyat var ve onun dışında yani daha has hassas çizimler yapabiliyorsun. Yani daha kontrollü sanki bir kalemle bir kağıda çizim yapıyormuş gibi hassas bir şekilde çizim yapabiliyorsun. O yüzden karakter bazlı çalışmalarda her daim tablet daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama eğer ki obje bazlı modelleme yapacaksan mouse bence işini fazlasıyla görecek. Onu da söyleyebilirim. Burada dediğim gibi ne yapmak istediğine bağlı. Dediğim gibi karakter modelleyeceksen Photoshop gibi işte grafik yazılımları da falan kullanacaksan tablet senin için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Zaten büyük firmalarda genelde karakter bazlı çalışmalarda genelde tablet kullanılıyor. Sculpt tarzı işlerde ve daha profesyonel işler yapılıyor. Ama mouse yapılmaz mı? Tabii ki yapılır ama bir grafik tabletin yerini tutacağını sanmıyorum. Kullanmadım ama araştırmaların bu yönde. Çok uzun zamandır araştırma yaptım bu konuda. Tablet her daim karakter tarzı işlerde her zaman iyidir. Dediğim gibi obje yapacaksan mouse, karakter yapacaksan tablet kullanabilirsin. Rıza Taha Eşlik Merhaba, 1-2 sene sonra bu işi profesyonel bir şekilde yapmak istiyorum. Asıl ilgi alanım Wolf Poly modeller. Bu konuda bana tavsiyeleriniz neler olur, nasıl bir yol izleyebilirim? Şu an videolar izliyor ve kendim uygulamaya çalışıyorum. Bir de bu işin maddi taraf hakkında bilginiz varsa bilgilendirirseniz sevinirim. Ortalamanın üstünde bir gelir elde etmek mümkün mü? Yoksa sadece sevdiğimiz işi yaparak para kazanmaktan ileriye gidemeyiz mi? Şimdiden teşekkürler. Şimdi tavsiye kısmına gelecek olursak aslında low poly modelleme hakkında çok da bir tavsiye verilecek bir kısım yok. Modellemede zaten belli bir seviye gelmiş insanlar low poly tarzda modeller yaparken çok zorluk çekmezler. Şu anda büyük ihtimal yeni başladığın için sana şu anda zor gelebilir veya işte yapamadığın kısımlar olabilir. Ama dediğim gibi ilerleyen kısımlarda istikrarlı bir şekilde çalıştıktan sonra zaten low poly tarzda modellerin yapısının zaten kolay olduğunu anlayacaksın. Tavsiye kısmına gelecek olursak mesela şimdi boyama kısmı hand paint yani texture paint diye de geçiyor. Hand paint diye de geçiyor. Bu kısma çok önem vermen gerekiyor. Bu kısım nedir? Hemen zaten birazdan göstereceğim önemin neydir diye. Bu tarz low poly modellerde öne çıkan asıl detay boyama tekniğidir. Şimdi sana bir tane video izleteceğim. Şöyle izleyelim. Bu da benim yeni bulduğum videolardan bir tane. Öyle denk gelirken buldum. Şurada bir tane mesela şöyle low poly tarzda bir tane karakter var. Kafası. Şöyle bir tane kullanıcının yapmış olduğu profiline gidip diğer videolarına da bakabilirsin. Şöyle inceleyelim. Normalde şu yüze baktığımız zaman yani şu sırf şu modele bakıyoruz değil mi? Low poly tarzda çalışmak istiyorsun. Mesela şu yüzden nasıl bir şey çıkabilir diye merak edebiliyorsun belki. Şöyle ilerleyen kısımlara geldiğimiz zaman çıkan sonuç şöyle bir şey mesela. Yani şu kalitede iş yaptıktan sonra İkinci sorunda da sormuşsun ki işte bu işin maddi kısmında ne olur diye. Yani şu tarz işler çıkarabildikten sonra dediğim gibi çok iyi gelirler zaten kazanırsın. Bu, bu konuda yani bir şüphen olmasın. Ve bu tarz yapılardaki oyunları da inceleyebilirsin. Bak burada çok önemli bir detaylardan bir tanesi. Şunu da şöyle bir ileri doğru bir saralım bakalım sonuç nasıl olmuş ve devam edeceğiz. Gördüğün gibi yani low poly tarzda bir tane karakter modelleyerek hand paint dediğimiz yani boyama tekniğiyle adam mükemmel bir çalışma yapmış. Bunu normalde bir oyuna koy mükemmel olur. Mesela Drone Dark tarzında bir oyunda çok güzel gidebilecek modellerden bir tanesi. Şimdi sana önerebileceğim birkaç tane oyun var mesela. Şimdi neden oyun öneriyorum onu da söyleyeyim. Bu tarz low poly tarzdaki oyunlar bayağı tutuluyor aslında eğer kaliteli bir oyun olursa buradaki asıl nokta low poly tarzdaki oyunlar asetler yapıp bunları stollarda mesela Unity'nin store'unda yani mağazasında Unreal Engine'in mağazasında satabilirsin veya kendine bir ekip bulup yazılım ekibi sen modelini yaparsın onlarda yazılım kısmını yapan bu şekilde oyunlar çıkarabilirsin ve kaliteli işlerde ortaya çıkarsan gayet iyi paralar kazanabilirsin ki zaten sormuşsun hani bu işten ciddi miktarlarda para kazanabilir miyim diye çok da iyi paralar kazanabilirsin sana şimdi birkaç tane önerim olacak oyun bazında. Onları inceleyebilirsin. Şu anda Epic Game'de ayın 17'sine kadar bir tane ücretsiz bir tane oyun var. Bunu kütüphane ekleyip indirip bakabilirsin. Windbound diye. Şöyle baktığın zaman biraz low poly ile dediğim biraz önceki göstermiş olduğum videodaki teknik ile boyama yapılarak oluşturulmuş modellerden bir tane dünyamız var. Bu dünyada geçen bir tane oyun. Buradaki asıl önemli detay buradaki modeller incele. Kafana bir oturttur. Hani ben buradaki modelleri yapabilir miyim de bunları yaparsam nasıl yol izlemeliyim diye. Bunlara bir kendine bir plan oluştur ve bunları uygula. Mesela önereceğim birkaç tane daha şey var. Mesela bunu kapatalım. Yine aynı şekildeki oyunun içinden bir tane görsel bu. İnceleyecek olursak mesela blender bilen bir insan veya işte fark etmiyor modelleme yazılımını bilen bir insan şuradaki kaya tarzdaki objeyi çok basit bir şekilde yapabilir. Yani çok da zorlanmaz. Yani şu kaya tarzındaki objeleri yapması 1-2 dakikasını alır. Şu ağaç belki biraz birkaç dakika uğraştırabilir. Buradaki mesela şu kaya tarzındaki objeyi yapabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi boyama kısmında özellikle low poly yapıyorsan boyama kısmında çok önem göstermen gerekiyor. Yani oyunlarda ve modellerde low poly'de gösteren boyama ve üstündeki tekstür dediğimiz kısımlardı. Mesela şöyle biraz inceleyecek olursak şöyle bakalım. Şu çevre detayındaki objelere baktığın zaman gayet güzel bir şekilde boyandığını görebiliyorsun. Bakacak olursak gayet tatlı bir şey. Başka bir tane daha oyun var. Özellikle benim oynarken de bayağı zevk aldığım oyunlardan bir tanesi de. Kendisi şöyle bir tane bisiklet yarışı tarzında bir oyun. Şunun karakterini şöyle bir inceleyecek olursak bak şuradan göstereyim yüzü bile yok adeta karakterin ama Steam sayfasına girdiğimiz zaman çok olumlu bir şekilde yorum aldığını görebiliyorsun ve bu oyun low poly tarzda modellenmiş ve low poly modellerle yapılmış ama gayet de olumlu yorumlar alınmış bir tane oyun. Şöyle inceleyecek olursak da gayet çok güzel oyun. Mesela indirimde şu anda kaç 6 lira. Mesela bunu da 6 lira bakayım 15 liraymış pardon. Yani bunun imkanın varsa al indir incele hatta demosu da var. Demosunu indir incele dünyasını falan çok güzel bir tane tat bir oyun. Peki bu oyunları neden öneriyorum? Dediğim gibi buradan bir fikir sahibi olursun. Buradaki modeller yapılırken nasıl bir yolla izlenmiş, nasıl teknikler kullanılmış. bunlar kafanda oturtarak bunlara benzer demiyorum bak. Yani benzer yapma. Farklı yani benzeri olmayan işler yaparak bunlar dediğim gibi stollarda satarak veya işte kendine bir ekip oluşturup bunlardan oyun yaparak veya işte ne bileyim animasyonlar yaparak güzel gelirler elde edebilirsin. Ama dediğim gibi boyama tekniğine çok dikkat etmen gerekiyor. Handpaint dediğimiz kısmı da çok iyi öğrenmek gerekiyor. Evet bir sonraki soruya geçiyoruz. Halil İbrahim Sangam Merhaba, mimar olarak Blender'da kullanmamızı kolaylaştıracak addonlar nelerdir? Bir de parametrik olarak Blender'da çalışabilir miyiz? Bir mimar olarak Blender'da devam etmek istiyorum. Büyük projelerde işimi nasıl kolaylaştırabilirim? Şimdi işimizi kolaylaştıracak eklentiler nelerdir? Şöyle hemen bahsedeyim. Şimdi mimar işleri ben de Blender'da yapan birisiyim. Burada kullandığım eklentilere gelecek olursak çok bir eklenti kullanmıyorum. Sadece iki tane eklenti kullanıyorum. Bir tanesi objelerimi kütüphane şeklinde kullanabileceğim bir eklenti. Onun dışında da sadece çevre detaylarında kullandığım bir tane eklenti var. Hemen ona göstereyim istiyorsan. Şimdi birinci eklentime gelecek olursam şöyle Simple Asset Manager diye bir tane eklenti var. Bu ne işe yarıyor? Bu benim neredeyse Sıklıkta kullandığım bir eklentiydi. Şu anda aktif olarak mimari iş şu anda yapmıyorum. İş yerindeyken yapıyordum ama şu anda yapmıyorum. Buradan Load Library dediğimiz zaman sisteme eklemiş oldum. Yani bu Edon'a tanıtmış olduğum objeler, materyaller, HDR'ların hepsini bana bir liste halinde sunuyor. Diyorum ki HDR kullanmak istiyorsan, HDR'a e tıkladığım zaman görmüş olduğun gibi bana HDR'ların hepsini sunuyor burada. Şöyle yapalım istiyorsan render moduna bir geçeyim. Bunu da kullanımını göstermiş olayım. Bir tane HDR seçtim. Buradan append dediğim zaman hemen Blender'ın içine yüklediğini görebiliyorsun. Veya farklı bir HDR yükleyeyim. Evet pratik bir şekilde kullanılan bir tane eklenti. Yani sürekli buradan HDR yüklemek yerine buradan tek tıkla buraya HDR'larımı bana hemen hızlı bir şekilde yüklediğini görebiliyorsun. Bunun dışında başka neler var mesela bunun içinde kullanabileceğim. Tıklayalım mesela materyaller. Buraya görmüş olduğun gibi materyallerim de var. Onlar da şöyle bir tane mesela obje üstünden göstereyim. Küpüm burada görüyorsun. Apple dediğim zaman geliyorum. Buradan küpüme materyalimi şuradan atacağım. Buraya seçtiğim zaman direkt objemi üstüne materyal atanıyor. Ve burada başka ne yapabiliriz? Şöyle şunu seçelim. Et dediğimiz zaman bunun içine direkt ekliyor. Ama şöyle yapalım. şundan hepsini silelim. Et diyelim. Buraya ekliyor. Diğer materyalleri de ekliyor. Mesela bunun içinde ben fazladan eklemiş de olabilirim bazen. Yani görmüş olduğun gibi gayet pratik bir şekilde çalışıyor. Genelde ben append deyip buradan kendim seçmeyi tercih ediyorum. Yani güzel bir özellik. Bunu da kullanabilirsin. Burada işte objeler var. Obje olarak da mesela çok bir obje yok. Bu eklenti normalde benim şahsi bilgisayarımda yok. Ama sadece hani göstermek amacıyla eklediğim bir tane eklenti bu. Ama mimar işlerde kullanmak istiyorsan bunu kullanabilirsin. Peki bunu nerede kullanabilirim diyorsan. Mesela dış cephe ürünleri olur. Mesela söve dediğimiz veya işte kas silmesi, köşe taşı dediğimiz veya farklı objeler olan olabilir, materyallerin olabilir. Onların hepsini arşivleyip burada kullanabilirsin. Mesela görmüş olduğun gibi mesela bunda iç mekanda kullanabileceğim bir tane zemin bu. Ve bunda şurada Ayar var mıydı gerçi bunun ayarı eklemem lazım şuradan burada eklentisi yüklü değilmiş neyse dediğim gibi burada bunlar kullanabileceğin eklenti kullanımı da şöyle hemen göstereyim istiyorsan bir tane klasör oluşturuyorsun içine htallarını atıyorsun bir klasör oluşturup içine materyallerini atıyorsun ve bir tane daha işte klasör oluşturup böyle bir arşiv şeklinde objelerini atıyorsun ya yani bunun gibi klasörler halinde atıyorsun. Ondan sonra Blender'ın içine gelip Preference kısmına şöyle göstereyim. Edon'u kurduktan sonra şuradaki Master kısmına, şu en üstteki kısmına bu klasörün ana dizinini şuradaki adres satanı kopyalıyorsun. Buraya gelip şöyle yapıştırdığın zaman burada istediğin gibi kullanabiliyorsun. Görmüş olduğun gibi. Şimdi başka ne var kullanmış olduğum eklentilere gelecek olursak bir de botanik var. Ben bunu nerede kullanıyorum? İşte dediğim gibi çevre detaylarında kullanıyorum. İçinde neler var? İçinde ağacından dur, taşına kadar kadar, bitkisine kadar. içinde yok yok. Yani yaprak bile var içinde. Yani dediğim gibi her şey var. Bu bayağı güzel bir eklenti. Böyle asma dediğimiz kısımlar, böyle sarmaşık dediğimiz objeler de var. Veya şöyle kış tarzında ağaçlar ve yaz tarzında ağaçlar da var içinde. Evet. Şöyle render moduna girdiğimiz zaman bu eklentinin içindeki modeller eVrender yazılımıyla da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hatta bak şuradan HDR'ını da de değiştirelim. Şöyle Apple diyelim. Evet görmüş olduğun gibi. Ağaçlar gayet kaliteli. Bu da ücretli bir eklenti ama bu manager dediğim yani bu aset sistemi ücretsiz. Botanik ücretli bir eklenti ama içinde yani parasını değiyor arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Gayet güzel objeler var içinde. Bunu kullanabilirsin. Başka ne kullanabilirsin? Gösterebileceğim ne var? Archipack eklentisi var. Onu da kullanabilirsin. Şöyle göstereyim şuradaki objelerin hepsini bir silelim yine edit preferences kısmına gelip buradan direkt arc yazdığın zaman şuraya geliyor aspect diye görmüş olduğun gibi. Ama Blender'ın 3 sürümünde yani 3.0.1 sürümünde şu anda bu yok. Ben normal eski versiyonlardan yükledim ama çalışmıyor. Büyük ihtimal ilerleyen zamanlarda burada gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle hemen 2.90 mıydı galiba orada var. Sonsuz bir şekilde çalışıyor. Oranın üstünden hemen göstereyim. Hemen geliyoruz. Edit Preference kısmına bu arçı e yazdığın zaman geliyor. Şimdi buradan tikini koyduktan sonra dikkat etme gereken bir kısım var. Bunun içinde de dediğim gibi mimari objeler var. Birazdan göstereceğim. Ben render preset kısmını tıklaman lazım. Buna tıklamazsan içindeki objeleri seçemezsin. Buna tıkladığın zaman bu pekin içindeki modellerin bir ön izlemesini oluşturuyor. Bir tane CMD ekranı açılıyor. Orada hemen böyle ön izleme ekranları oluşturuldu diyor. İngilizce olarak. O bittikten sonra kapanmıyor yalnız. Sadece işte bittiğini söylüyor. O bittikten sonra Blender yeniden kapatıp açtıktan sonra kullanabilirsin. Şimdi kullanımına gelecek olursak, Shift da bölümden Archpack kısmından görmüş olduğun gibi duvar, pencere, kapı, merdiven, çatı bilek diyebiliyorsun ve işte biraz önceki göstermiş olduğum, onu gösterdim bilmiyorum. Floor dediğimiz zemin bile ekleyebiliyorsun. Gayet güzel bir özellik. Mesela Windows kısmına tıkladığımız zaman baya bir seçenek var. Bunlar kendi içinde de özelleştirebiliyorsun. Mesela şimdi buna ekledik. N'ye bastığım zaman burada Archpack diye bir kısım geliyor. Buraya tıkladığım zaman bunun özelliklerini değiştirebiliyorum. Mesela panel iki tane mi? Ben üç tane eklemek istiyorum. Görmüş olduğun gibi üç tane pencere kısmını ekledik. Şöyle de detaylar daha da gözüksün. Onun dışında mesela buradan yüksekliğini de ayarlayabilirsin. Mesela 2 metre yapalım yüksekliğini genişliğini de şöyle 2 metre yapalım. Buradan işte dip dediğimiz derinliği de şöyle ayarlayabilirsin. Veya buradan farklı farklı özelliklerini ayarlayabilirsin tamamen sana kalmış bir şey. Onun dışında şöyle gelecek olursak burada başka ne var Aç pek içinde? Burada kapımız var. Şöyle kapı modelleri böyle ama bu da kendi içinde değişiyor. Geldiğimiz zaman burada bir sürü ayar var. İşte model kaç burada görmüş olduğun gibi farklı farklı modeller var buradan bakarak öğrenebilirsin onun dışında yine aynı şekilde yüksekliklerini falan ayarlayabiliyorsun buradan görmüş olduğun gibi genişliğinde şöyle 2 metre yapalım buradan ölçülü bir şekilde ayarlar yapabiliyorsun bu da güzel bir özellik bu tarz modeller belki Blender'da ilk başlarını başladığın zaman bulamayabilirsin farklı yazılımlarda kolay bulunuyor ama Blender'da bazen zor olabiliyor dediğim gibi pek içinden bunları kullanarak ilk etapta işini rahatlıkla görebilirsin Evet benim Blender Ende de yaparken kullandığım eklentiler bu kadar. Evet, bir sonraki soruya geçelim. Hüs Oz, merhaba. Ne kadar süredir modelleme yapıyorsunuz ve nasıl başladınız? Nasıl başladım? Şimdi üniversite zamanlarında, o zamanlar öğrencilik tabii. Bundan baya baya bu uzun zaman önce, sene kaçtı? 2012 veya 2013 civarı olması lazım. O zamanlar hocamız bizi gruplara bölmüştü. O gruplar içinde herkese farklı farklı ödevler vermişti. Üç kişilik grubumuza bize hoca bir tane maket ödevi verdi. Ve bu maketle birlikte bir tane köprü yapmamız gerekiyordu. Ve köprü yaparken de nasıl bir şey yapacağımıza dair kafamızda bir fikir yoktu. Ben de o zamanlar SketchUp'ı çok eskilerden yani 2009 civarında şöyle çat pat sadece açıp kapatmış kadar biliyordum. Yani bilmiyordum bile daha doğrusu. Nasıl açıp kapandığını biliyordum o kadar. Oradan SketchUp'la şöyle hocamıza bir teklif sundum. Hocam işte ben bunun bir maketini yani ben bunun bir modelini yapayım. Üç boyutta. Size bir sunum yapalım eğer kabul ederseniz. Öyle bir köprü yapalım demiştim. O da yapabilir misin dedi. Bir denerim en azından dedim. O da tamam dedi. Öyle bir başladım. Orada bir tane köprü modeli yaptım. Benim için bayağı zor oldu hiç bilmediğim halde 2-3 gün içinde bir tane köprü modeli çıkarttım. Hocamıza sunduk o da baya beğendi ve o modeli yaptık. Hatta onun fotoğrafını bulabilirsem yaptığımız modelin onu da koyarım diye düşünüyorum. Elimde vardı bir tane galiba ama emin değilim bulabilirsem onu eklerim. Evet benim modellemeye başlama sözlerim böyle oldu diyebilirim. Emrah Çiftçi. Hocam merhaba. Çok uzun yıllardır sizi takip ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel dileklerin için umarım hep birlikte bir şeyler başarabiliriz. Şimdi 3 tane soru sormuşsun. Bunlar sırasıyla gidelim. En başta çok basit bir araba yaptığımızda riglemeyi nasıl yapıyoruz? Rig kar eklentisi için. Çünkü rig kar eklentisini aktif ettiğimde rigler bambaşka yere gidiyor. Hemen inceleyelim. Şimdi Rickgar'ın sitesine gittiğimiz zaman zaten öğretici videolar var. Bunlara bakmışsındır diye tahmin ediyorum. İlla ki gözünden bir yerler kaçmıştı. Şimdi şöyle aşağı doğru biraz gelelim. Burada dikkat etmemiz gereken bazı parametre kısımları var. Burada işte diyor ki modellere bazı isimler vermemiz gerektiğini burada söylüyor. İşte gövdeye body işte burada ne demiş? Ön sol tekelle bu ismi, ön sağ tekelle bu ismi, arka sol tekerleğe bu ismi, arka sağ tekerleğe de, de bu ismi vermen gerekiyormuş. Alt kısmı şu dörtlü de ne anlama geliyor? Fren diski anlamına geliyor. İşte diyor ki burada ön soldaki fren diskine bu isim vereceksin. Yine ön sağdaki fren diskine bu ismi, arka soldaki fren diskine bu ismi, arka sağdaki fren diskine de bu ismi vermen gerekiyormuş. Şimdi Blender'a geçelim hemen. Ben bir tane basit bir tane bir araç buldum ve burada aynı sitede söylemiş olduğu gibi işte gövdeye, body işte tekerlerde gerekli isimleri verdim. Şöyle gövdeye gizleyecek olursak şurada da fren disklerinin olduğunu görebiliyorsun. Şimdi büyük ihtimal senin yaptığın hatayı tam bilmiyorum ana. Objeyi hazır mı kullandın, kendin mi yaptın, nasıl bir şey yaptığını bilmediğim için ben hemen kabaca söyleyeyim. Şimdi N'ye bastığımız zaman şuradaki item kısmına geliyor herhangi bir parçayı seçtiğim zaman şuradaki scale değerleri 1 bir değilse birden farklı bir değerlerde de varsa onları kontrol A'ya basıp o modeli scale yapıp bunları 1'e eşitlemen gerekiyor. Bunu yapmazsan hatalısın Onu başta söyleyeyim. Tek tek bütün modelleri bunu kontrol etmen lazım. Scale değerlerinin 1 olduğuna emin ol. Eğer değilse dediğim gibi seç modeli kontrol A'ya bas ve buradan Scale işlemini uygula. Ve ikinci önemli detaya gelecek olursak objelerin geometrisini ayarlaman lazım. Nasıl yapabiliriz? Bütün parçaların hepsini alt tuşuna seç, W'ye bas, buradan set origin kısmından buradan ikinci seçenek geometri seçerek sahnedeki bütün objelerin geometrisini ayarla. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bütün parçaları seçip fikleme yaparsan bir sorun elde etmezsin. Eğer sadece gövdeyi seç veya herhangi bir şekilde bir parçayı seçip fikleme yapmaya kalkarsan dediğin hatayı alabilirsin. Ben birkaç deneme yaptım. Bu sadece gövdeyi seçerek yaptığım zaman dediğim gibi rigler bambaşka yere gitti. Şimdi sahnedeki bütün parçaların hepsini seçerek yapalım hep birlikte. Shift A'ya basıyor. Armatür kısmında figi seçtiğim zaman şöyle de wireframe moda girdiğim zaman görmüş olduğun gibi isimlendirmeyi düzgün yaptıysan, scale işlemini yaptıysan ve objelerin geometrisini düzgün ayarladıysan görmüş olduğun gibi rig otomatik bir şekilde oturuyor. Eğer bazen bir ihtimal yani olabilir. Şuradaki riglerde sağa sola kayma olursa mesela şuradaki mesela body kısmını şu şekilde görmüş olduğun gibi hafif böyle buradan kaydırarak ayarlayabilirsin. Aynı şekilde buradaki kemikler içinde buradan ayarlamalar yapabilirsin. Şimdi kontrol ettiğim zaman hepsi doğru bir şekilde eğer duruyorsa şöyle materyal moduna da girelim. Neye bastım? Recar eklentisine geldiğim zaman buradan generate butonuna tıkladığım zaman görmüş olduğun gibi rig sonsuz bir şekilde beni karşılıyor. Evet şöyle de kontrol edelim. Gayet düzgün bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Şöyle bakalım. Şuna da bakalım. Evet süspansiyonlarımız da düzgün bir şekilde çalışıyor Hatta şu arkadaki parçalar seçtiğimiz zaman et evet, görmüş olduğum gibi dediğim gibi işlemleri yaparsan hatta alacağını tahmin etmiyorum dediğim gibi onlara dikkat etmen lazım bir sonraki soruya geçelim şimdi. Mesela low poly renklendirme nasıl yapıyoruz hocam bir türlü tutturamıyorum. Videonun başında zaten bu soruya başka arkadaşa cevap verdim. Oradan izleyerek nasıl yapabileceğine dair fikir edinebilirsin. Orada güzel bilgiler verdiğimi ve düşünüyorum. Şimdi diğer soruna geçelim. Hocam bir de collision ve kontrast eklentilerine mantı. Bunu ilerleyen kısımlarda farklı videolara değinmeyi düşünüyorum. Burada anlatırsak uzun sürer. O yüzden onları ilerleyen kısımlarda yani ilerleyen farklı videolarda değineceğim. Mert Sayan. Ne işle meşgulsün hocam? Bundan önce 6 yıldır bir tane inşaat firmasında çalışıyordum. Bu yılın başında oradan ayrıldım. Şu anda bir iş yapmıyorum. Sergen Tekdemir Oyunlardaki açık dünya modellemeleri nasıl yapılıyor yani parça parça birleştiriliyor mu yoksa hepsi aynı çalışma içerisinde mi modelleniyor prosedürel terrain diye bir muhabbet var o bununla mı alakalı şimdi parça parça mı yapılıyor yoksa hepsi birlikte mi yapılıyor demişsin modelle. hemen ona bir cevap vereyim ondan sonra arazi kısmına geleceğim Tabii ki parça parça yapılıyor mesela atıyorum bir silah yapılacaksa ilk başta silah yapılıyor ondan sonra işte karakterler falan modelleniyor bunlar hepsi ayrı ayrı ekipler halinde yapılarak ondan sonra oyun motorunda birleştiriliyor. Genelde modellerin yapım şekli bu şekilde oluyor. İşte hangisi ise o yapılıyor. Ondan sonra diğer modellere geçiliyor. Mantık bu şekilde ilerliyor. Şimdi harita kısmına gelecek olursak harita kısmını aslında Far Cry'dan örnek verelim demişsin. Far Cry 4'te incelediğin zaman nasıl bir yerde geçiyor? Ormanlık bir alanda. Yani düz bir terrain. Düzden kastım sadece boş bir arazi olarak görünüyor şu anda. Üstünde neler var? Ağaçlar var. Ondan sonra ne var? Evler, hayvanlar falan var. Arazi kısmına gelecek olursak burada oyun motorunun içinde barındırmış olduğu algoritma sistemi var. Demişsin ki işte bu tekstür olayı falan nasıl yapılıyor? Sonsuz tekstür olayı nasıl gözüküyor? Birazdan sana örneğini de göstereceğim ama Blender'da şöyle hemen sana bir örnek göstereceğim istiyorum. Bunu Far Cry'daki mapin olarak düşün. Mesela burada toprak yapman gerekiyor. Bunu sorunsuz bir şekilde nasıl yapabilirsin? Ki boyama şeklinde. Bak şu anda burayı boyadım değil mi? Burada da UV mapinde gözüküyor zaten. Bak yanına yine aynı şekilde yapıyorum. Aynı şekilde yaptım. Herhangi bir şekilde sırıttığını görebiliyor musun? Ki göremezsin zaten. Niye? Bu tekstür sample tekstür diye geçiyor bunlar. Yani devam eden tekstürle. Ben bunu ne kadar sağa sola boyama işlemi yaparsam yapayım bu hiçbir şekilde sırıtmayacaktır. Neredeyse yani çok detaylı bakmadığın sürece anlamayacaksın. Bile. Çünkü farklı Cry oyunda da baktığın zaman çoğu yer %90 sadece çimenlik geçiyor ve altında da işte bir çimen kaplaması var ve üstünde de çimen objeleri var diyelim. Bu tarz bir yapıda olduğu için zaten sen anlamazsın bile bu şekilde boyama işlemleriyle haritalar yapılıyor genelde bu ormanlık tarzı oyunlarda. Şimdi sana bir örnek daha göstereceğim. Far Cry 4'ün bir map editor sistemi var. Mesela bak şuradaki yol sisteminin yapılışını hemen bir göstereyim. Bak burada dediğim sisteme yakın bir sistemde adam map'i yapıyor. Şuradan demiş olduğum tekstürü mesela seçiyor şu anda. Bu bildiğin Far Cry 4'ün kendi map editor sistemi. Şöyle biraz ileri alacak olursam. Bir daha pet dediğimiz sistemle yani bir çizgi çekerek biz ona genelde modelleme yazılımlarında pet diyoruz. Böyle bir yol belirterek bak şu hemen arkasında burada tek tekstür bir şekilde yani boyama işlemiyle araziye giydiriliyor. Yani bu tarz oyunlarda bak burada da aynı şekilde bu tarz oyunların kendi algoritma sistemi oluyor. Buralara boyama işlemlerine tekstür giydirme işlemleri yapılıyor. Aynı şekilde böyle çizgiyi çizerek yolu aynı şekilde oluşturdu. Bu videoyu aratarak inceleyebilirsin. Dediğim gibi ilk başta araziyi basit bir şekilde yapıyor. Ondan sonra da buradaki hazır modelleri oyun motorunun içindeki hazır modelleri oyuna ekliyor. Yani yapısı bu şekilde. Şöyle inceleyecek olursak ilerleyen kısımları aldığımız zaman bak burada ağaç kayalar görüyorsun bunları tek tek sahneye ekliyor. Bildiğim kadarıyla buna kullanabiliyorsun diye biliyorum. Far Cry 4'ün map editor'ünü istiyorsan oyun elinde varsa girip inceleyebilirsin. Oradan en azından fikir sahibi olabilirsin diye düşünüyorum. Bu şekilde bir yapısı var prosedürel olaya gelince de hemen ondan da biraz bahsedelim. Bazı yazılımlarla prosedürel şekilde map'ler yapılabiliyor, şehirler yapılabiliyor. Yani ne kadar tercih edilir bilmiyorum. Mesela GTA 4'de ele alacak olursak kendisi nerede geçiyor? Bir şehirde geçen bu oyun. Şimdi bunu prosedürel bir şekilde de yani yazılımlarla da bir şehir oluşturabilirsin veya işte 3D tasarımlarla da yapabilirsin. Yani buradaki önemli faktör bence o uygulamış olduğun prosedürel yazılımın ne kadar stabil bir şekilde sana modeller sağlayabildiği. Ha şöyle de olabilir. Sen modelleri yaparsın, o yazılıma yüklersin. O yazılım senin üretmiş olduğun işte binalardan, objelerden prosedürel bir şekilde haritada oluşturabilir. Yani genelde mantık bu şekilde ilerliyor. Bak burada da görmüş olduğun gibi bak birazdan bahsetmiş olduğum gibi burada arazinin üzerine böyle bir çimen kaplaması giydirilmiş. Onun üstüne de ayrıyetten çimen objeler yerleştirilmiş olduğunu görebiliyorsun. Yani mantık bu şekilde. Burada UV'de bir sorun olmaz. Niye? Çünkü oyun motorunun mantığı bu. Yani burada bir sıkıntı olacak bir durum yok. Dediğim gibi burada sample texture kullanıldığı için herhangi bir şekilde hani göze batan bir detay olacağını sanmıyorum. Bak burada mesela. Yani istiyorsan mantığını şöyle biraz daha gösterebilirim. Mesela şu. Şimdi buraya ekledim. Bunun üstüne biraz da şöyle çimen giydirmesi yapın zaman bak aynı mantık aynı. Herhangi bir şekilde sırıtmıyor bile. Burada gayet güzel bir şekilde gözüktüğünü görebiliyorsun. Yani mantık bu şekilde boyan mostülüğüne map yapılabiliyor oyun motorlarında. Bu şekilde UV sorunu falan da olmuyor. Evet bir sonraki soruya geçelim. Ve son sorumuza gelelim. Zeki Erçoban sen kimsin demiş. Ben kimim? Ben Serdar Bayram. Youtube'a videolar çeken birisiyim. Bu kadar. Evet sorularımız bitti arkadaşlar. Herkese tekrardan çok çok teşekkür ediyorum sorduğunuz sorular için. Evet bir sonraki soru cevap videosunda görüşmek üzere diyorum. İlerleyen zamanlarda böyle videolar yine gelecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.